Hatta belki de gerçekten çok güzel içerikleriniz var, keşfedilmemiş olabilirsiniz. Bu sizin 4000 saate ulaşmanızı daha da çabuk sağlar. Instagram'daki takipçinizi arttırmak istiyorsanız aşağıya koyduğum linki takip edin. Ben yaklaşık bir ay kadar bir sürede kanalımı açtım. Çok fazla... Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok çekmek istediğim bir video ile birlikte sizlerleyim. Zaten başlıktan da görmüş olduğunuz gibi bugün size 4000 saat nasıl yapılır, 1000 abone nasıl yapılır onu detaylı olarak anlatacağım. Bu videoyu girdiyseniz muhakkak siz de 4000 saate doldurmaya çalışıyorsunuzdur. Onun dışında YouTube'da evet bununla ilgili çok fazla video var, çok fazla içerik var. Ben neden bu videoyu çekiyorum? Ben size kendi yaptığım şeyleri anlatmak istiyorum. Çünkü ben yaklaşık bir ay kadar bir sürede kanalımı açtım. Çok fazla uğraşmadım. Yani benim için çok fazla kolay oldu. Eğer siz de merak ediyorsanız aylarca senelerce uğraşmadan bir ayda kanalınızı nasıl açacağınızı merak ediyorsanız videonun devamına geçebilirsiniz. YouTube kanalı açmaya çalışıyorsunuz ve de neler yapacağınızı bilmiyorsunuz. Bunun için şimdi sizinle bol sohbetli bir video ile birlikte karşınızda olacağım. Bugün hem aslında sizinle sohbet edeceğiz hem de size bununla ilgili küçük küçük tiyolar vereceğim. İlk olarak kanalınızı açmaya başlıyorsunuz. Kanalınızı ne üstüne yapacağınızı ilk başta karar vermeniz gereken en önemli nokta. Yemek kanalı mı çekmek istiyorsunuz? Yemek kanalı yapın. Onun dışında oyun çok mu oynuyorsunuz? Oyun kanalı için. Ama şuna dikkat edin. Eğer siz yemek yapmayı sevmiyorsanız ve de gidip yemek kanalı açıyorsanız ya bu 2 ay falan sürer. Çünkü sevmediğiniz bir şeyi uzun süre yapamayacağınız için kanalınız yarım kalacaktır. Ben kendimden örnek vermek istiyorum. Ben kanalımı bundan yaklaşık 2 sene önce oyun oynayarak açtım. Çünkü o dönemde çok fazla oyun oynuyordum. Aslında oyun oynamayı o kadar sevmiyormuşum. Bunu anladım. Evet, sabahlara kadar oyun oynuyordum. LoL oynuyordum, PUBG oynuyordum, Raft oynuyordum. Bu şekilde kanalıma başladım. Görüntülenmelerim çok da yüksek olmalı. Çünkü biliyorsunuz ki oyun kanalı çok var. Rakibiniz çok var. Sizin bir şekilde öne çıkmanız gerekiyor. Daha sonra ben bunu işte bir süre çektim. Bu şekilde bir 20-30 video çektim. Görüntülenme de almadığı için ben sıkıldım. Zaten bu süreçte önceden de söylemiştim. İşe girdim ve kanalı bıraktım. Bu karantina sürecinde tekrardan sürekli ben orada cilt bakımı yaparım, makyaj yaparım. Dedim ben kanalıma devam edeyim. Cilt bakımı videoları çekmeye başladım. Aslında bu benim asıl sevdiğim şeymiş ve de ben kendi yaptığım şeyleri sizlerle paylaşmaktan gerçekten mutlu olduğum için kanalımı bu şekilde yükselttim. Şu anda kanalım para kazanmaya açıldı. Size zaten bu sebeple yaptığım şeyleri anlatıyorum. Dediğim gibi konu gerçekten çok önemli. Neyi yapmaktan hoşlanıyorsanız, bunu nasıl sürdüreceğinize inanıyorsanız o şekilde kendinize bir kanal açın. Ardından kanalımızı açtık diyelim. Biz buna ne isim koyacağız? Kanala kendi isim soyisminizi koymuyorsanız eğer, mesela atıyorum eğlenceli oyun dünyası gibi ya da insanların aklında kalıcı bir isim olmalı. Çünkü insanlar kanalınıza girdiği zaman geri gelmek istediklerinde sizin işte isminizi hemen hatırlayıp kanalınıza girmeliler. Eğer zor bir isim koyarsanız insanlar sizin isminizi hatırlamayacak ve kanalınıza doğal olarak geri gelemeyecektir. İsim işini de bu şekilde halletmiş olduk. Kanalınıza kaç haftada bir video atmalısınız? Aslında atabiliyorsanız bana göre her gün atın. Her gün. 5 gün atın, 4 gün atın. Ama haftada en az 2 kere video atmanızı ben size öneririm. Çünkü YouTube'a ne kadar fazla video atarsanız YouTube size o kadar önerilen videolarda gösterecektir ve kanalınızı öne çıkaracaktır. Videomuzu bu şekilde haftada 2 gün attık ya da siz 5 gün attığınızı düşünün eğer vaktiniz varsa. Videomu attıktan sonra ne yapacağım diyorsanız. İlk 1 saat YouTube'da gerçekten çok önemli. Önerilen videolara çıkmanız için. Videonuzu paylaştınız. Hatta bana kalırsa belli bir video gününüz olsun, belli bir video saatiniz olsun. Kitleniz olmasa dahi YouTube algoritmalarına göre bu kesinlikle dikkat çekecektir. Ve aslında sizin zamanla kitleniz oluştukça bunu anlayacaksınız. Video çektik. İlk 1 saat. İlk 1 saat anında. Bunu hemen Facebook'a atın, Twitter'a atın.
ne varsa herkesle paylaşın. Hatta arkadaşlarınıza zorla izletin. Annenizden, babanızdan, her yerden videonuzu açın. Ve ilk başta bu şekilde bir 50 görüntülenme, 100 görüntülenmeye ulaşın. Çünkü dediğim gibi ne kadar çok kişi ilk 1 saatte izlerse sizin aslında öne çıkmanız o kadar kolay olacak. Daha sonrasında işte ben bunu 50 görüntülenme, 100 görüntülenme nasıl yapacağım diyorsunuz. Haklısınız. Dolayısıyla aslında bir çevreye ihtiyacınız var. Bu çevreyi nasıl edeceğim diyorsanız. Ben Facebook'ta YouTube için işte yardımlaşma sayfaları, grupları keşfetmiştim. Hemen bu gruplardan bazılarına katılıyorsunuz. İşte bazıları kapalı gruplar, katılırken işte adminlerin kendi YouTube sayfalarına, kanallarına birazcık izleyip abone olmanız isteniyor. Daha sonrasında bu şekilde gruplara katılabiliyorsunuz. Gruplara katıldıktan sonra orada ücretsiz bir şekilde kendi kanalınızın reklamını yapıyorsunuz. Yeni video mu attınız? Hemen gidin kanalın sayfasını atın. İşte beni izleyin, ben de izlerim yazın altına. O şekilde karşılıklı izleme yapanlar çok fazla var. Çünkü belli bir noktaya gelene kadar sizin bunu yapmanız gerekiyor. Çünkü daha kimse sizi tanımıyor ve sizi neden izlesinler? Bir de onun dışında birazdan geleceğim nokta. Bu şekilde dediğim gibi başkalarına kendini izlesin. Bir de ben şu aralar keşfettim. Instagram'da da yardımlaşma sayfaları var. Hatta bazı sayfalar yine aynı taktikte. Siz onların YouTube kanallarını izliyorsunuz, abone oluyorsunuz. Onlar da ücretsiz sizi 20 binlik 30 bin takipçisi olan kendi sayfalarında paylaşıyorlar. Ve bu şekilde insanlarla etkileşim kuruyorsunuz. Hem abonenizi arttırıyorsunuz hem de karşılıklı izlemeler yaparak saatinizi dolduruyorsunuz. Onun dışında işte bu şekilde doldurduk birazcık abonemizi falan filan diyelim. Ama tabii ki de bunlar kalıcı çözüm değil. Sizin içeriğinizin kalitesi gerçekten güzel olmalı. İnsanları kendinize çekmelisiniz. Bu hem kamera çözünürlüğüyle olmalı. Ben önceki videolarımı düşünüyorum. Çözünürlüğüm gerçekten çok kötü. Sesimde kaymalar var. Ben bunları montajlamışım. Montaj programım çok kötüydü. Sesim kayıyor, görüntüm farklı. Fakat bunu zamanla düzelteceksiniz zaten. Ama elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Onun dışında sizin işte kullandığınız montaj programları çok önemli. Ben kendi kullandığım montaj programlarını da sizlerle daha sonra paylaşacağım. Ücretsiz çünkü birçok program var. Telefondan çekim yapıyorsanız bile kesinlikle en düşük 720p'de videolarınızı çekmelisiniz. Oyun videosu çekiyorsanız bunu kameradan değil de bilgisayarın kendi ekran video alıntısıyla videolarınızı çekmelisiniz. Çünkü insanlar videoya girdiğinde aslında görüntüye bakıyor. Siz de buna bakıyorsunuz, ben de buna bakıyorum. Çözünürlüğü düşük olan bir videoyu hiç kimse izlemiyor. O yüzden sizin konuşmanız güzel olsun, içeriğiniz güzel olsun. Kesinlikle video kaliteniz çok güzel olmalı. Eğer bütçeniz varsa tabii ki de parayla reklamda verebilirsiniz. Instagram'da 5 lira, 8 lira, 10 liraya Instagram'da ve Facebook'ta da verebilirsiniz. Eğer daha fazla bütçeniz varsa gidin Instagram'da takipçisi çok olan sayfalara reklamınızı verin. Bu şekilde 100 lira, 150 liraya milyonluk, 1 milyonluk, 2 milyonluk sayfalarda reklamınızı verebilirsiniz. Hatta size destek amaçlı aşağıya bir link bırakıyorum. Bu linkteki admine ulaşıp sayfanızın abonesini arttırmak için DM atabilirsiniz. Ücretleri öğrenebilirsiniz. Dediğim gibi kanalınızı açana kadar bunları yapmanız gerekiyor. Bir de YouTube'da reklam vermek var. YouTube'da reklam vermek de çok kolay. Mesela ben denedim bunu. 5 TL'ye günlük olarak seçtim. 3 gün reklamımın YouTube'da kalmasını istedim. Sağ tarafta köşede önerilenlere çıkmasını istedim. Bunu günde işte 5 lira, 3 lira gibi bir tutarda siz ne kadar isterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Onun dışında kanalınızda etkileşim çok önemli. Size birisi bir yorum mu yapıyor? Yorumuna anında cevap verin. Hemen etkileşim içinde olun ki kanalınız birazcık öne doğru çıksın. Reklam vermek de tamamen bu şekilde. Onun yanı sıra aslında en önemli nokta videoyu yayınlarken açıklama kısmına yazdığınız şeyler, etiketler. Çünkü aslında sizi
ön plana çıkartacak olan tamamen video başlığınız, açıklamanız ve etiketleriniz. Size VidIQ diye bir program önereceğim. Bunu eklenti olarak tarayıcınıza ekleyin. Size anahtar kelimeler öneriyor. Mesela videonun başlığını yazın. O size anahtar kelimeler öneriyor. Bir de mesela başlık uzun, başlık kısa gibi ya da kart eklemelisin, bitiş ekranı eklemelisin gibi önerilenler de bulunuyor. Bu şekilde videolarınızı tamamen çok kolay bir şekilde yönetebilirsiniz. Çünkü bir de 4000 saat için kesinlikle 3 dakikalık, 4 dakikalık videolar atmayın. Neden? Çünkü siz 10 dakikalık bir video atın benim önerim. İnsanlar sizin kanalınıza geliyorlar ya da işte önerilen videolarda videonuzu görüyorlar ve bunu sonuna kadar izliyorlar. Ama sizin videonuz eğer 4 dakika olursa insanlar sizin 4 dakikalık videonuzu izleyecek. Hatta belki atlata atlata izleyecek, 4 dakika bile izlemeyecek, biraz dakika izleyip çıkacak. Ama eğer 10 dakika video atarsanız insanlar bunu atlatsa bile... Yani en az 3 dakika izlerler ya. Bu sizin 4000 saate ulaşmanızı daha da çabuk sağlar. Dediğim gibi size aslında tüm önerilerim bu şekilde. Bunların hepsini eğer yaparsanız, dediğim gibi düzenli video atarsanız, içerikleriniz güzel olursa, ama kesinlikle pes etmemeniz gerekiyor. Belki bir tane videonuz gerçekten patlayacak ve sizin diğer içerikleriniz de aslında görüntülenmeye başlayacak. Benim mesela bundan önce LED ışık videom vardı. Şu an 12.000 izlenmedi. O LED ışık videom sayesinde diğer videolarım da izlenmeye başladı. Yani ya da bir cilt bakımı videosu çektiğim zaman bir sonraki videoma da geçip izliyorlar. O kadar çok fazla video çekin ki YouTube sizi öne çıkartsın. Bir videonuzu izleyen bir zaman sonra sizin de bir videonuzu izleyecektir. Ama dediğim gibi bu konuda gerçekten çok sabırlı olmalısınız. Bir ay, iki ay, üç ay, büyük YouTuberlar sanki bir ayda mı yükseldi? Ya düşünün bakın, 5 yıl, 6 yıl bunlarla uğraşanlar var ve bu şekilde takipçileri yükseliyor. YouTube'daki abonenizi yükseltirken tabii ki de Instagram'ı, Twitter'ı da unutmamalısınız. Çünkü her yerden insanlarla etkileşim içinde olmalısınız. Videolarınızı paylaşırken diğer platformlardan da videolarınızı görsünler ki insanlar hemencik koşarak gelsinler. Bir de zaten biliyorsunuz Instagram'da 10.000 aboneye geçtikten sonra yukarıya kaydır butonu yapanlar hemen daha hızlı bir şekilde gidip videolarını izletebiliyorlar. Size aslında tüm önerilerim bu şekilde. Dediğim gibi ilk başta insanlara zorla izletin, zorla hatta atın linki. Bunu da sonuna kadar izle de, bana like at de, yorum at de. Zamanla sizin aslında kitleniz oluşacak. YouTube sizi öne çıkarttıkça. Ama tekrar söylüyorum, pes etmeyin. Çünkü gerçekten bu kadar insan yapabiliyorken siz de yapabilirsiniz. Hatta belki de gerçekten çok güzel içerikleriniz var, keşfedilmemiş olabilirsiniz. Ya da ilk başta çok iyi videolarınız yok. Ben hala da öyle düşünüyorum. Eskiden çok iyi videolarım yoktu. Şu anda da mükemmel değilim ama artık içeriklerim daha güzel. En azından kendimi izlediğim zaman bu videom güzel olmuş ben diyebiliyorum kendi adıma. Umarım sizler de bu arada videolarımı beğeniyorsunuzdur. Ve bu videomda o kadar fazla 4000 abone video, 4000 saat videosu var ki, yani umarım karşınıza çıkmıştır ve de işinize yaramıştır. O zaman eğer tavsiyelerim işinize yaradıysa gerçekten merak ediyorum. Aşağıya hemen yorumlarda atın, belirtin, yapmanız gerekenleri birlikte konuşalım. Bir de dediğim gibi Instagram'da takipçi çok fazla önemli. Instagram'daki takipçinizi arttırmak istiyorsanız aşağıya koyduğum linki takip edin. Oradan ücretli reklam fiyatlarını alın. Bu şekilde ben de size destek olmuş olabilirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu kadar konuştuktan sonra da umarım kanalıma abone olmadan çıkmazsınız. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.